Kolay gelsin usta. Sağ ol kız. Derya'cığım şarap içersin değil mi? Yok sağ ol. Olur mu Derya'cığım, ben bugün gazetede okudum. Şarap kalbe çok iyi geliyormuş. Ben yine de içmeyeyim komiserim, sağ olun. Demek ki Derya'nın kalbi henüz yeteri kadar hassaslaşmamış Cemil. Sen her zaman dersin yani seven kalp. Şşş baba. Sen şu kaptanı yaptı bir palamar mı talamar mı? Sardalya sardalya. Sardalya, onlardan yer misin lütfen ha? Belki kılçı boğazına kaçar da konuşamazsın. Abicim ne alakası var? Sen dedin şimdi, ben bir şey demedim ki. Gazetede yazıyormuş diye seven ve hassas kalplere iyi geliyor şarap diye. Ben öyle bir şey dedim mi ya? Pardon komiserim. Ne yapıyorsunuz? Salata yapacaktık da komiserim, bir sakıncası yoksa. Yapın yapın. Ben de şarabı masaya götüreyim. Baba ya ne yaptın zannediyorsun ya? Şaka yapıyorum, bir şey yapmıyorum ki ya. Ya baba rica edeceğim. Şu şakalarından günde bir tane yap. Sonra kızcağız yanlış anlayacak. Beni bırakmadan önce gidip başkasıyla beraber olacak. Merak etme oğlum, görmüyor musun kız da sana ne kadar ısındı. Baba doğru mu söylüyorsun ya? Tabii ki oğlum, baksana. Mutluluktan ağlayacak neredeyse. Yapma ya. Evet, hatta gözleri doldu, bak bak dolu dolu oldu gözleri. Peki baba iyi de sen bunları nasıl anlıyorsun ya? Bak işte bak da gör. Ya gözüm yaşardı. Evet komiserim, tuzlasa mıydık acaba? Ya baba kız soğan doğuruyor ya. Ulan memoli, ulan memoli, bunun hesabını soracağım sana. Geçir yaprakları, İzmir'in kavakları. Dökülür yaprakları, bize de derler Çakıcı. Yar fidan boylum, yakarız konakları. Bize de ne olur sıkma canını, onları bulacağız. Bulacağız değil mi Cem? Bulacağız tabii. Kahve içer misiniz? Çok iyi fikir Başak. Komiserim nasıl olsun kahveleriniz? Orta şeker. Benimki de orta. İki tane orta. Bu kıyamı da unutmayın ama. Komiserim ikisi de orta. Orta şeker. Sen ağır aşıksın oğlum. Hiç sorma babaya. Birazdan güneş doğacak. Güneşin doğuşunu seyretmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Baba ne diyorum biliyor musun? Bütün şu belaları def etsek. Buralara yerleşsek. Ben Derya ile evlensem. 3, 4 tane. 5 tane çocuğumuz olsa. Sen de Zeyno'yla... Cem! Baba yine kafamız çok karıştı değil mi ya? Hem de nasıl. Neyse biraz da iş konuşalım Cem ya. Eğer kurduğumuz teori doğruysa... Yani kral sahiden Beygin Hanım'ın öldüğünü zannettiği kocasıysa... Sevdiği kadını niye tek başına buralarda bırakıp gitsin? Niye onu da yanına aldırmasın? Benim başıma gelenlerin kendi başına gelmesinden korkuyorum. Nasıl yani? Ona zarar vermeye gücü yetmeyen düşmanların Belgin Hanım'a bir zarar vermesinden korkuyor. Mutlaka. Ve bu nedenle de yıllardır bir hayalete oynuyor ha? Sen de dedin ya bu sadece bir varsayım. Ama artık emin olduğum tek şey var. Nedir o baba? İkimizin de düşmanları aynı. O da şu anda bir yerlerde canını dişine takmış... Belgin Hanım'la Zeynep'i kurtarmaya çalışıyor. Kahveler hazır. Geliyor işte. Buyurun komiserim. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.